Bugünün büyük problemi olan koronaya temas edecek olursak gerçekten ülkemizde ilk hasta 11 Mart'ta teşhis konmuştu. Böyle bir hasta bize gelmişti ve ayın 5'inde yatırmıştık. O zaman 11'ine kadar 3 defa PCR testi yapıldı ve ondan sonra emin olundu ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ayın 11'inde ilk hastalık görüldü dediği zaman o gün 2 hasta tespit edilmişti. Bunlardan biri de bizde olan bir hastaydı. O günden bugüne hala korona hastalığıyla uğraşıyoruz. Birdenbire, yani gerçi dünyada daha önceden bu hastalık tespit edilmişti ama bizde Mart ayında, yani 11 Mart'ta böyle bir hastalıkla karşılaşmış olduk. Ondan sonra da çığ gibi arttı. Mart-Nisan ayları yoğun korona hastalarıyla geçti. Birçok hastanelerin poliklinikleri, servisleri ve yoğun bakımları korona hastalarıyla doldu taştı. Yani tabii bunların her birinin tedavisi ayrı bir yük, ayrı bir iş, çok da önemli. Bu sadece yani doktorla da olmuyor. Tüm sağlık çalışanlarını ilgilendiren bir sorun. Bir taraftan laboratuvarlarda teşhisini koyacaksınız. Bir tarafta serviste yatan hastaların bakımını yapacaksınız. Bir tarafta polikliniklerdeki hastaların belli bir, yani hastalığı kendinize bulaştırmadan bu işleri yapacaksınız. Ama nereye kadar mümkün? Veya çok ağırlaşmış hastaları da yoğun bakımlarda tedavi edeceksiniz. Evet, yani bunun için ilk hastalar için aldığımız tedbirler önemliydi. Bu tedbirlerin başında da mümkün mertebe çalışanlarımıza hastalığı bulaştırmadan bu işi yapabilmek önemliydi. Onun için birçok hijyen kuralları değişti ve bu tür hastalarla temas ederken birçok önlemler almak gerekti. Yani maskeler takıldı, siperlikler kullanılmaya başlandı veya mesafeler açılmaya başlandı ve bazı dekontaminasyon odaları gibi böyle hastayla temas edilecek yerler ona göre düzenlendi yeniden ve hastanelerin giriş çıkışları ona göre ayarlandı. Herkes kontrol altında hastaneye girip çıkmaya başladılar ve ateşleri ölçüldü ve başlangıçta daha girerken sorgulandılar ve eğer bir korona şüphesi varsa, yani öksürük, ateş, baş ağrısı, kaslarda, vücutta ağrılar varsa veya tat alma duygusu bozulmuşsa bunlara ayrı bir odada, ayrı bir alanda hizmet verildi, bakıldı. Laboratuvarlarda yine ayrı bir alanda bunların testleri yapıldı veya bunlar işte diyelim ki akciğer filmi çekilecek, tomografi çekilecek. Yine bunlar için de ciddi önlemler alındı. Her bir hasta ayrı ayrı alındıktan sonra ortam temizlendi, dezenfekte edildi. Servise yatan hastaların yanına refakatçi alınmadı. Onlar yine özel giysili hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarıyla temas ettirilebildi ve onların tedavileri ona göre düzenlendi. Ve gerçekten korona döneminde hastanelerde hasta bakmak çok ayrı, farklı bir yüktü. Sadece odada hastanın bir kere görmeyle iş bitmiyor. Siz onun her gün kan tahlillerini alacaksınız, serumları takılacak, iğneleri, ilaçları yapılacak, oral olan ağızdan verilecek ilaçlar verilecek ve odasının temizliği yapılacak. Bunlar için hepsine özel kıyafet ve tedbirler gerektiriyordu. Bunlar çok titizlikle
uygulandı ve devamlı da bilim kurulunun bir takım tedavilerle ilgili protokollere gözden geçirildi ve bu protokollere göre tedaviler düzenlendi. Hastalarda çünkü ayaktan olan hastalarda farklı tedaviler, yatarak olanlarda farklı tedaviler. Çünkü oksijen satürasyonu düşmüşse o zaman mecburen oksijen tedavileri yapıldı. Hatta high flow oksijen cihazlarıyla oksijen verilerek hastalığın daha çabuk atlatılması sağlandı. Çok mecbur kalındıysa, solunum yetmezliği iyice oturmuşsa, akciğerler tomografide falan çok kapanmışsa bunlar icabında yoğun bakıma alındı. Çünkü PCR testi veya antikor testleri veya işte tomografi bulguları çok önemliydi. Bunun yanında diğer laboratuvar bulguları çok önemliydi. Bunlar bizim hastayı yoğun bakıma alıp alamayacağımızı bir noktada tayininde önemli kriterlerdi. Ve servislerde daha çok bunları, bu hastaları enfeksiyon uzmanı doktorlarımız, göğüs hastalıkları uzmanı doktorlarımız, dahiliye uzmanı doktorlarımız, acil doktorlarımız hepsi bu konuda tecrübeli ve hastalarla nasıl temas edilecek, nasıl tetkikler yapılacak bunları değerlendiriyordu. Bunun yanında yoğun bakımdaki sorumlu doktorlarımız, radyolojideki doktorlarımız hepsi bu işin içinde olan kimselerdi. Ve binlerce hastalar bize polikliniklerden geldi. Binlerce hasta aşağı yukarı yatarak tedavi oldu. Yani ortalama belki yoğun bakımlarımızda Avrasya hastaneleri bir grup hastanedir. Hem Zeytinburnu'nda hem Gazi Osman Paşa'da hastanelerimiz mevcut. Ve buralarda yatan hastalarımız günlük 20, 30, 40 gibi sayılara ulaştı. Yoğun bakımlarımızda 20, 30 arası yatan hastalarımız oldu her iki hastanemizde. Ve bunların şükür birçoklarının tedavisi başarıyla oldu. Ancak tabii bu özellikle yoğun bakıma giren hastalarda ölüm riski de azımsanmayacak kadar ciddi. Oralarda maalesef kaybettiğimiz hastalarımız da oldu. Ama Avrasya hastaneleri olarak biz COVID döneminde COVID ile ilgili hastalarda başarılı hizmetler verdiğimize inanıyorum.